Gençler merhabalar, Dishonored'ın 3. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk 2 bölüm aslında hiçbir şey yaşamadık ve bence oyun asıl şimdi başlıyor. Çünkü ilk ana görevimizi aldık bu oyunda. Birine, baş denetmene suikast yapacağız diye hatırlıyorum. Birkaç gündür de oyunu oynayamadım. İş yoğunluğumdan dolayı bu ara özellikle gecikmelere sebep oluyorum. Doom'u da henüz bitiremedik maalesef. Muhtemelen ondan da son bölümde falan olmamız lazım. Onu da bir araya sokuşturup bitireceğiz. Final yapacağız o oyunda da. Şimdi baş denetmen Kimball şehrin saldırgan dindar birliğini dindar birliğini yönetiyor ve İmparator Naibi'nin yakın bir müttefiki. Kimball tamamen yozlaşmış ve Emily'nin konumu hakkında ki sırrı biliyor. Baş denetmen ofisine sız. Kimball'ın gününü çal ve onu öldür. Sadık kalanların bir dostu Martin orada tutuluyor. Onu serbest bırak ve kaçmasını sağla. Bu Martin olayı da bir ana görev. Bizim bir dostumuz yani bizim birlikte olduğumuz müttefiklerimizin dostu aramıza katılacak bu Martin. Onu kurtaracağız. Ancak bir tane de galiba yan görev var. Tam bir bölüm önce sonlara doğru bir kadın ile görüştük. Amcası varmış burada. Hala bu askerlere çalışıyor. Yüzbaşı mıydı neydi? Onu kurtarırsan diyor. Hani çok memnun olurum diyor çünkü o iyi biriymiş ve muhtemelen baş yönetmen Campbell ise onu zehirleyecekmiş. Öyle bir duyum almış kadın. O yüzden diyor ki onu kurtar. Bu göreve nasıl rastlarım bilmiyorum çünkü oyunda bir harita yok. Görev sistemi var ama bakacağız. Muhtemelen yan görevleri ayrı kategoride gösterir. Daha fazla uzatmadan başlayalım bakalım. Bu arada hiç adam öldürmeden ilerliyoruz. Bakalım bunda ne kadar başarılı olacağız. Be a rough trip. Used to be to go straight up Clavering Boulevard, but now it's not so easy. Half the city's dead of the plague. The other half's fighting over what's left. City Watch still holds the bigger streets, and they've set up those wall of light checkpoints. A man walks through one of those, and he ends up burned to a crisp. Everything not controlled by the City Watch is gang territory. Then there are the real odd birds living on the fringes like that Granny Rags. They say she's nuts. Çavrın yine mi? Abi anladığım kadarıyla oyunda şehre geldik şimdi, tamam mı? Ve bu şehir bir nevi açık dünya ama bunun açık dünyası böyle bir map'e sahip değil ve çok büyük bir açık dünyaya sahip değil gibi geliyor. Şehir gözetimi Calvering bulvarlarında kuş uçurtmuyormuş. Şişe Sokağı çetesi. Calvering Bulvarı civarındaki ara sokaklar elini almış durumda. Ara sokakları elini almış durumda. Paçavran ile Andrew Sokağı'nın sonundaki bir dairede yaşıyor. Baş denetmen Campbell şehrin dini kanat önderi ve İmparator Naibi'nin sadık müttefiklerinden biri. Campbell tamamen yoldan çıkmış bir insan ve Emily'nin yerini biliyor. Baş denetmen ofisine sızacağız. Campbell'ın gününü çalacağız ve kendisini saf dışı bırakacağız. Bak saf dışı diyor. Yani bossları diyelim. Ana öldüreceğimiz karakterleri de galiba öldürmeden ilerleyebiliyoruzdur. Çünkü oyun bize bir önceki bölüm mü, ondan önceki bölüm mü, ilk bölümde beni şu uyarıyı verdi. Oyunda adam insanları etkisiz hale de getirebiliyoruz bayıltarak. Ve bu oyunun finalini etkiliyor. Oyun dünyasını da etkiliyor. Öldürdüğümüz her bir insan yani oyunun dünyasını etkileyecekmiş. Bu nasıl olacak hiç bilmiyorum ama ben bu tarz oyunlarda, Splinter Cell vari oyunlarda da işte Splinter Cell'i bitirdik kanalımızda. Olabildiğince öldürmemeye çalışırım ki gerçi Splinter Cell'de biraz sonlara doğru dozanı kaçırdık. Oyunu Max Payne'e çevirmiştik, o ayrı bir durum ama elimden geldiğince ilk çarem insanları öldürmemek, etkisiz hale getirmek oluyor. Bu biraz daha zor olabiliyor. İttifakın müttefiklerinden biri olan Martin onu orada esir tutuluyor. Martin'in kurtulmasına da yardım edeceğiz ayrıca. Güçler. Tamam. Bizim şu anda kara nazarımız var. Duvarların arkasını görüyoruz ve kısa bir mesafeyle hızlı hareket edebilme. Bu mükemmel bir şey. Bir tane rüne sahibi sağlık arttırabiliriz ancak bunu yapmayacağım. Buna yatırım yapmayacağım. Çünkü çok fazla sağlığımı gitmemesini sağlayacağım. Zaten çatışmalara girmeyeceğiz. O yüzden buna da pek gerek yok. Eğer savaşçı olacaksak bunu yükseltmekte fayda olacaktı. Emily'nin mektubu vesaire. Emily biliyorsunuz hikayemizde kaçırılan bir kız. Kraliçenin bir kızıydı. Bir takım darbe muhabbetleri bir şeyleri var.
ülkeyi, şehri, yönetimi ele geçirmeye çalışan bir takım uygunsuz grup var. Onları saf dışı bırakacağız bakalım. Bu arada Ali Eren arkadaşımız da yorumlara belirtmiş çok faydası olduğunun. Şimdi bir önceki bölümde biz gene kimseyi öldürmemiştik. Ondan önceki bölümde, ilk bölümde, ikinci bölümde değil, ilk bölümde hiç kimseyi öldürmeden ilerledik. Ancak bir cesedi bir yere taşıdık. Yani bölümün sonunda öldürülenler bir yazıyordu. Yani bir kişi öldürdüğümüz gözüküyordu. Ancak biz herkesi bayıltarak geçtik. Onun da sebebi şeymiş. Bir bayılttığım adamı öyle bir noktaya taşımışım ki fareler adamı yemiş. O yediği için onun da günahı bizim boynumuza olmuş oldu. Ona da dikkat etmemiz lazım. Malum bir veba, fare vebası mevcut. Bunlar da bizlere zarar veriyor. Doğal olarak bir ekosistem var mı bilmiyorum ama bu fareler benim öldürdüğüm insanlardan çok fazla beslenirse bu veba da oyunda artar mı? Harita yok abi. Ama bir dakika. Tamam. İlk ışık duvarını geçeceğiz. İsteğe bağlı. Işık duvarının arkasına geçmek için şişe sokağı yollarını kullanarak geçmek isteğe bağlı. Niye bilmiyorum. Emily'nin yerini saptama. Buna daha vardır ama böyle bir görev mevcut kalsın, aktif olsun, isteğe bağlı. Yüzbaşı Krov'u kurtar. Yüzbaşı Krov'un baş yönetmenin ofisinde olan ziyaretinden sağ çıkmasını sağla. Paçavra Nine ile apartmanında buluş. Bak bu işte o hanım kızımızın bize istediği görev. Amcasını kurtaracağız. Eğer görürsem. Şimdi haritaya baktığım zaman tek bir nokta gözüküyor. Işık duvarına geçeceğiz. Abi cesetleri atıyorlar ya. Şimdi bizim burada kısa yollarımız vardı, değil mi? Ne yapmıştık? Bak bu bayıltıcı, tamam mı? Bunda kaç mermimiz var? Tamam, bunu fullemiştik, almıştık, güzel. Zor şartlarda bunu kullanacağım. Bayıltıcı ok. Böyle biriyle karşılaştık. Tam adam bağıracak, şak geçireceğiz bunu. Kısa yolları ayarlamışız. İlk bölüme, yani ilk birinciye bu kalbi koyduk. Burada şeyler gözüküyor. Kemik tılsımları. Rün var ileride bir tane. Onu alabiliriz. Burada da ileride bir rün var. Rünleri olabildiğince toplayalım. Bunlar karakter gelişimimizi etkileyecek. Şey var. Bu duvarın içinden görme mi? Bence şunu ikiye alalım. Bunu üçe alayım. Dur abi, güzel bir şey kurmam lazım benim. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Bir numarada bu kalp var. Bu çünkü stabil, sabit, tamam mı? Büyük bir çağın sona erdiğini hissediyorum gibi. Burada bir takım sözler duyuyoruz. Böyle bir kalp var. Burada bunları takip edeceğiz çeşitli bölümlerde. Arbaleti 2 numaraya koyuyorum. Bu 1 ve 2 hiç değişmeyecek. Şimdi 1 ve 2 değişeceğini zannetmiyorum. Arbalet oku belli. Ancak şunların yerlerinde oynamalar sürekli yapabilirim. Çünkü muhtemelen 5, 6, 7 diye biz kendimizi geliştirdikçe değişikçe yok zamanı yavaşlatma, durdurma gibi güçler de olduğunu gördük. Geliştirme şeylerinde onları koyarız. O yüzden 3'ü buraya, 4'ü buraya aldım. 4 ve sonrası biraz daha işime yarayacaklar gibi gittikçe ilerleyecek. Bakalım, bilmiyorum. Şimdi abi koy bunu cebinize. Ya Allah, Bismillah, hadi bakalım. Hop. I think that last one was moving. What? Yeah, the little one. Not possible. I inspected them myself. Keep working. Well, it ain't moving no more. Uşağa dikkat edelim. Aptal herifler, nereye atıyorsunuz? Suya mı at? Yok, gemiye atıyorlar. Bunları da götürüp yakacaklar herhalde. Şeye atmıyorlar. Farelere yem etmemek için. Çünkü onlar için de dezavantaj bu. Oğlum o sivil lan. Sanki.
Abi F5 oyunu kaydediyor. Birçok gizlilik oyunundan daha kaliteli bir gizlilik oyununa karşı karşıyayız galiba şu an arkadaşlar. Ve birçoğunuz bunu biliyordur da benim için yeni bir deneyim. Çünkü ben daha önce bu oyunu çok yarım yamalak oynadım. Belki de bir bölüm falan geçmişimdir, bırakmışımdır yani. Kamera eğilmiş de onu biraz düzelttik. Şimdi şu sivil bayan ablamıza zarar hiç vermek istemiyorum. Bayıtmak dahi istemiyorum. O adam oraya gitti, o gelecek yalnız, biliyor musunuz? Oha, o bir dakika lan. Bunu kullanmayı unuttuk. Oo, kısa yollarımıza alışmamız lazım. Işık duvarı. Sağ taraftan gitmeyeceğim. This is the Lord Regent speaking. It is with regret that I announce that my term as Lord Regent has been extended through the month of harvest and potentially beyond. In addition, in this continuing crisis, the overseers of the Abbey of the Everyman. Şu an altyazıyı hiç okuyamadım yalnız. Işık duvarı birden fazla yolda geçilebiliyormuş. Balina yağı tanklarını çıkarak devre dışı bırakabiliyorum. Sağdaki kutulara çıkıp çatıyı kullanabilirim ki en iyi aklıma yatan bu oldu. Sağdaki sokaktan giderek başka bir yol bulup bir sıçana hükmedip soldaki küçük tünele girmek. Yalnız öyle bir şey vardı. Bir hayvanın hakimiyetini alma. Bu 3 ürün istiyor. Aslında güzel. Yani fare veya herhangi başka bir hayvan var mı bilmiyorum. Ona hükmediyoruz. Bak, seviye 2'ye getirirsek de insanları hükmedebiliyormuşuz. Yani bir insanı, başka bir adamı kontrolüne geçebiliyoruz. Manyak şeyler yapılabilir bununla. Zamanı yavaşlatma, zamanı tamamen durdurma. Bizi hariç herkese saldıran kısa bir süre sonra yok olan bir sıçan sürüsü. Bu ölümcül bir şey işte. Mesela bunu istemeyim. İstemeyiz. Düşmanları geri itme ya da yere serme. Anladığım kadarıyla kapıları da kırma ve yani kuş itme özelliği falan gibi bir şey. Bu daha uzun mesafeye hızlı hareket etme. Bunu ikinci seviyeye yükseltiriz abi. Bunu alırız. Bunu alırız. Bunlar benim hayatımı kurtarır. Burada sağlık arttırıyor. Adrenalin seviyesini arttırıp ölümcül saldırılar yapmamızı sağlıyor. Zıplama mesafemizi ve düşerkenki alınan hasar. Bunu kesin alırız. Bunu kesin alırız. Bizden habersiz düşmanlar öldüklerinde küle dönüşürler. Benden habersiz derken küle dönüşmelerinin avantajı şu oluyor. Fareler yakalayamıyor. Yani fareler yemiyor. Pekala. Tamam. Oo, fare sürüsüne bak. Yandı şeyde. Oradan öyle geçemiyoruz. O bu değil mi? Şunu da alalım. Yok hocam, yok. Yere koyduk, gerizekalı, alıp takabilirdin lan. Kayıt. Fareler birini yiyor. Çatılar. City Watch owns these streets. That's not gonna change. Buradan gidiş yok. Oğlum şu yapılar gerçekten aşırı Half-Life 2'yi andırıyor. Half-Life 2 tasarımlarını andırıyor.
Hatırlatayım, oyunun tasarımcılarının içerisinde ya da tasarım ekibi ya da tasarımcılardan biri, emin değilim. Ya oyunun tasarımcısı Half-Life 2'nin tasarımcısı arkadaşlar. Bölüm tasarımcısı, designer'ı falan. O yüzden Half-Life 2 bölüm esintileri, obje esintilerini çok sık alacağız. Git hocam sen. Kaydedelim burayı. Oğlum. Şu rünü oradan alırdık lan. Öbür rüne de çok yakınız. İğrenç herif. O zaman arkadaşımızın dediğine göre öyle bol bol insan da bayıtmak caiz değil bu oyunda. Farelere yem etmemek lazım. O rüne gideceğim. O rüne gideceğim. En azından oyunun ilk bölümlerinde rün olabildiğince toplamaya bakalım. Abi mekanlar büyük. Neredeyse açık dünya gibi bak. Işıklarda toplanıyor fare sürüleri. Oğlum kim bilir nerededir bu şimdi var ya. Çatı. Şunlara dikkat edeceğiz. O ne lan, biri ölmüş orada. Ceset. Evin hanımının günlüğü 8. bölüm. Bu oyunda okunacak çok şeyler var arkadaşlar. Ben şöyle yapıyorum, sizler okursunuz. Aksi takdirde inanılmaz vakit gidecektir. Bir ihtiyarın hikayesi. Ölümsüz çocuklar sırrı. Kemik tılsımları da iyi bir şey. Onları da toplayalım ama şu anda tılsımlarımızı yerleştireceğimiz başka stok slot kalmadı. Burası serserilerin yeri mi? Bunlar bana zarar verir mi ya? Ablacığım. Biz o ışık duvarından boşuna geçtik. Bak, oradan geldik. Böyle çok daha güzel gidilebilirmiş. O bana kesin zarar verir ha. Fareler tek başına pek zarar vermiyor gibi. Çık yukarı. Deli lan bu. Abla ben seni şey yapmak zorundayım galiba ya. Bir deneme yanılma yapalım mı? Ha, ne yapacak bu acaba? Paçavran iğne mi? Bunun bana zarar vermemesi lazım. Nine?
dear? Abi tipe bak ya, nursuz. My eyes aren't what they used to be. Have you seen my little birdies? Oh, the dear things must be starving without their granny. Here, birdies. Here. Oh, my, my, my. I think I have gentlemen callers again, but not the way I used to, not the nice ones. I hear them, and they're not very polite ones either. Granny Rags, let us in. Ah, well, they'll go away again if they know what's good for them. But what a bother. Here's the key to the front door, love. You'll see to those ruffians. Aşkım mı? Beni hayattan soğuttun abi. Şu kılıcı kendime sokacağım şimdi. Centilmen erkek. Bunlara ne yapacağız lan? I told you the knives go on the left. They've always gone on the left. You never listen. Let us in, Granny. Blind, not deaf. Yes, I would. We're here to do your washing. Onları durduracak mıyız? Oo, iş aldık başımıza. Adam öldürmek caiz değildi nineciğim. No, that's not a nice thing. Just garbage. Garbage. All of it. Dur, birazdan bakacağım. Ne oluyor lan? Be careful, Corvo. They call her Granny Rags. You wouldn't recognize her real name or even the name of her family. But an emperor begged for her hand once, and rich young men fought each other. Zamanında bayağı bir güzel biriymiş demek ki. All, measure their worth and find them wanting. Then she made a different choice. You're on your way to face the High Overseer, the leader of a great cult dedicated to loathing me. What will you do, I wonder? Yeni rün eklendi. Rünleri biraz biriktirdikten sonra kullanalım. If I was a birdie, I'd want to eat that. Yes, I would. Şimdi burayı açarsam direkt çatışır mıyız? Tamam, çatışıyoruz abi. Dur, oyunu yükle. Çatışmayacağız abi. Onları bu evin çatısına çıkıp arka o çatıya da çıkamıyoruz, sıkıntı. Aa dur, tamam, evet tamam. Bir şey elime alabiliyor muyum lan? Bak şimdi nasıl yapacağız? Zor. Open the damn door. Oo, bayağı sessiziz hocam. Bayağı sessiziz, güzel. O fareler buraya gelirse sıkıntı. Molotov. Hani hiç demiyor musun ulan adam öteki tarafı ışınlandı lan, bu peygamber mi anasını satayım diye. Adam sorgulamadı, hala bize molotof atıyor, şişe atıyor. Herifteki yüreğe bakın beyler. Come closer, bastard. Here we go.
He's gone. Someone's about to get shot. Oğlum mekanikler çok güzel lan. Şimdi bir dakika. Biz bunları ninenin oraya saklayalım, tamam mı? Burası bile iyidir. Mekanikler çok cool. Yani oyunu çok rahat oynayabiliyorsunuz. Zaten az önceki şeylerden anlamışsınızdır. İleride diğer yeteneklerimizi açtığımız zaman ağır çekim vesaireler oyun çok daha şey olacak. Ama muhtemelen oyun bizi bunlarla bırakmayacak. Bunlar serseriler. Şeyler mutlaka olacaktır. Yani böyle bizim gibi karakterler. O mesela oyunun en başında hatırlıyorsanız bir takım suikastçılar Emily'yi kaçıran ve kraliçeyi öldüren suikast yapanlar vardı. Onlar da sıçramalar yapıyordu aynen böyle. Onlarla kapışmak epey bir zor olur. Dişe diş. Oh my dear. I knew you'd help me with those ill-mannered boys. My brave man. Ya ablacığım bırak ya. Granny has a birthday present for you. Yok abi valla ezan okunuyor ablam. Ben gidiyorum. Giving it to you. Go on. It's upstairs. On the vanity. I think you'll cut a nice figure with it. Remember how we used to dance? Hatırlamıyorum. Hatırlamak da istemem zaten. Bizi kocası zannediyor. Tamam bir yan görev aldık. Hallettik paçavrinin olayını. Oo, neymiş lan bu rün? Hay yavrum. I hope you like the little gift I got for you. It's the least I could do for turning those louts away. I can't bear these Bottle Street children, ruffians, every last one of them, rotten apples. And that slack jaw is the worst of the lot. Keşke kör olmasaydın da aynaya baksaydın da çürük göreydin ya. Something else for me, another little favor. And I'd give you another present. Another lovely rune carved from the bones of a dead whale. Do you remember my doctor, dear? Dr. Galvani? Now there was a clever man. He's got all sorts of nasty rat guts and disease in his laboratory. Wouldn't it be a shame if some of that mess found its way into the Bottle Street gang's elixir still? That'd teach him. See to it, dear. I'll find you another present just like the first. Galvani lives on Clavering Boulevard. Or at least he used to. Those were the days. Now run off. My baby birdies are hungry. So precious. Yani buna biz böyle yan görev yaptıkça bu bize rün verecek anladığım kadarıyla. Yeni bir görev. Yan görev. Görev ipuçlarında. Doktor Galvani'nin dairesine gir. Tamam. Bir de anladığım kadarıyla şöyle bir şey var. Arada bir kontrol ediyorum oyun kayıtlı mı diye. Şimdi bak bunlar şey yan görev oluyor. Yakınlarda olduğumuz zaman yan görevleri gösteriyor. Ana görevi fix gösteriyor. Yan görevlere yaklaştığımız zaman çünkü o hanım kızın amcasını kurtarmak da bir yan görev ancak şu anda onu göstermiyor mesela. 1-2 gelelim güçlere. Abi ne yapıyoruz şimdi? Hakimiyet. Kısa bir süre için hayvanın hakimiyetini alma. Bizi kilit noktalardan kurtarabilir diye düşünüyorum. Aşağıda da bunun detaylı şeyleri var. Hakimiyet balık ya da sıçan gibi hayvanları fiziksel olarak bütünleşmenizi sağlayan muazzam bir güç. Hedeflerinizde aranızdaki hiçbir şey olmaması gerekir. Bu güç küçük yerlere girmenizi ve su boruları ile hayvan havalandırma delikleri gibi normalde sığmayacağınız yerlerden geçmenizi sağladığı için çok rahat girebilirsiniz. Eğer bir fareyle bütünleşirseniz düşmanlar sizi ezmeye çalışır. Hakimiyetiniz altında bir tazı varken çok hızlı koşabilirsiniz. İkinci seviye insanları da hakimiyet altına alabilirsiniz vesaire, tamam. Anladım. Hakimiyet alalım abi, şu anda bütün ürünleri bitirdik.
Bir hayvan bedenini tamam sağ kırık sağ kırık da bırakabiliriz. Mesela Frodo'nun beden ölürse aynı kaderi yaşarsın. Yani biz mesela bir farenin bedenine girdik ya. Fare ölürse biz de ölmüş oluyoruz. Biz kontrol etmiyoruz oğlum. Bayağı bedenin içine giriyoruz lan. İyi. O zaman bu şey anlamına geliyor. Yani mesela bir yer var. Oraya biz giremiyoruz. Fare olarak girip insan olarak şu anki suretimize tekrar oraya çıkabiliyoruz. Evet. Tamam. Onu yaptık. Güzel. Bulunsun. Abi çok şey, kafayı yerim lan ben bu oyunda. Yanlış şeye bastık. Alışacağız kısa yollara. Ne oluyor lan? Doktor Galavani'nin ofisi. Çok tehlikeli bir yerde kendisi. Şurada şeyler var. Ana göreve gidemedik daha. Oğlum oyuna bak lan. Açık dünya değil gibi ama öyle gibi de. Oo, biraz fazla ses çıkarttık hocam. Tamam. Yok be oğlum. Sudur o. Kedidir yüksek ihtimalle. Doktor Graveni'nin ofisi. Hadi bakalım. Alt katta birileri var. Biz bu Graveni'yi ne yapacaktık? Örnek bulacağız. Hastalık kaçmış sıçak. Hastalık kapmış sıçan organlarından örnek bulacağız. Kasa. Şifresini nereden alabiliriz acaba? Oo, oğlum oyun... Oyun bayağı dolu oyun yapmışlar ya. Oha. Üst kat. Üst kat çok müsait duruyor abi. Çok güzel. Merdiven lazım. Aşağıda adamlar var. Bak gördün mü mesela bu farenin şeyine girip oradan çıkabilirim. Wait. Oo. Did you touch the door handle to Dr. Galvani's lab? Yeah. I think so. Anahtar var adamın cebinde. The rats get their vital essences everywhere, the doctor said. Vital essences? Does that mean guts? I think so. So your hands need scrubbing. You're unclean. Unclean? That's nonsense. Can't we just No, I told you. With rubbing alcohol or white vinegar. All right, all right. What is he doing there all day? Ambrose says he breeds rats that carry the plague. Your friends are ignorant. The doctor is a brilliant man. If anyone can save this city, it's him. The royal physician is going to save us. I hear his new elixir is twice as good against the plague. I don't understand how Galvani can admire Sokolov. Royal physician or not, I hear tell he's a beast. A superstitious philanderer who spends more time with prostitutes than he does in the laboratory. Is this what it's going to be like when we're married? It is, isn't it? Oh, bunlar şey mi, sevgili miymiş? Now, I don't have the endurance for it. O adam bana lazım. Anahtarı olan adam orada, değil mi? Oydu. I have to keep this position. Says to bring a bottle like that. Ah siktir o anahtar burada geçmiyor lan. Nasty furry, Phil.
Here you are. Swarm. Impossible. I'll find you. Allah'tan duymadı kimse. Allah'tan kimse duymadı abi. Hallederim ben bunu ya. Tamam, anahtar buranın zaten. Buradan bence direkt gidilir de. Aldık değil mi şeyi? Evet. Dur. Onu da 4 numaraya koyacağız. Abi gel bakayım. Kaydettik oyunu. Hop. Vay. Bak biz gözükmüyoruz. Şu anda resmen bunun içine girdik. Evet abi. Öldü. Oğlum çok iyi ya. Paraları da aldım. Gizli kapı şeyi. Oha, içini açmış. Aldık örneği. Şimdi nineye göre götüreceğiz bunu. Kayıt. Dur lan. Bu 4'tü, bunu 5'e alıyorduk. Bu 4. Nereden çıkıyorduk kısa yol? Aa ulan. Kasanın şifresini falan şimdi hiç bakamam. Vallahi bu bölüm ana görevi yapacağız diye düşündüm ancak arkadaşlar yan göreve daldık ya. Ama iyi iyi, bunları yapalım abi. Karakter gelişimimizi epey bir etkiliyor. Şey bitti, onu da yenilemek lazım. Potion. Envanter. Şu 6 tane var. Yapıştır. Hızlı erişim çarkını kullanarak tüketin. He. 6 ve 5. 6 tane var. T tuşuyla R tuşu. R tuşu sağlık, T tuşu bunu veriyor. Tamam. Yaralanırız lan. Ah siktir. Yani daha, ben şuraya atlayacaktım. Neyse. Viski imalathanesini. Bir dakika oğlum. Çetesinin kaçak iksirine veba bulaştır. Yüzbaşı Crow baş denetmen ofisinde ziyarete sağ çıkmasını sağla. Tamam. Selamünaleyküm. Bunlar bize zarar vermiyor mu? Geri dön yoksa... İleri gidersek zarar mı veriyor? Tamam hocam. Sadece denedim. Tam olarak düşman değiliz ancak çok fazla ileri gitmeme izin vermiyorlar. Like
consorts with crazies, does rituals. Rat shit. Benim kafam karıştı onu. Biz Nine'ye götürecektik bu şeyi. İkinci görevler. When you're this handsome, you don't need luck. Face like a hagfish. Pay up. Don't be sour. Çocuklar orada oyun oynuyor. Ha, onu buraya bulaştırıp zehirleyecektik değil mi şeyleri? Kaçırdın detayı ya. Au! Tamam, oyunda şey de var. Tuzaklar. İçeride bir dünya düşman var gördüyseniz. Şu. O zaman dur. Öbür taraftan sökeceğiz tuzağı. Şu. Oğlum yok, tuzağı falan sökme lan. O her türlü patlıyor. Ben ipi keseriz diye düşündüm. Muhtemelen onun şeyi olması lazım. Tetikliyor sadece. Çok kötü bir lokasyon şu anda burası. Of. Sıçan vebası. Oğlum. Benim anlamadığım. Benim anlamadığım bir şey var. Ben buradaki insanlara niçin zarar vereceğim? Yani bunun için diyorum. Yani ben buradaki insanları zehirlersem bu bana yansıyacak, ölüm olarak yansımayacak mı? Şarampal bulsun. Kalsın o. Bana. Tamam. Yani bunu yapıyoruz o zaman. Şişe Sokağı çetesinin kaçak iksirleri. Veba bulaştıracağız. Bak, bu çok kilit bir nokta. Bunlara veba bulaştırmam benim iyi bir şey değil. Zaten vebayı arttırıyoruz abi. Bu kadın manyak ya. Biz oğlum bir şey söyleyeceğim. O adam da bizi uyardı, hatırlıyor musunuz? O adam da bizi uyardı. Bak, o kadın çatlak. Biz niye böyle bir şey yapıyoruz abi? Yani hastalığı arttırıyoruz. Adam öldürüyoruz. Bunlar muhtemelen bölüm sonunda ve ilerleyen bölümlerde bana yansıyacak olan bir takım şeyler olacak.
Yok abi ben gidiyorum ya. Yok yok ben gidiyorum. Ben buradaki insanlara zarar vermeyeceğim. Boşu boşuna girdik. Bunu... Oo, sakin olun baylar. Az önce size yapacaklarımı bilseydiniz şu anda bana teşekkür ederdiniz yani. Ha siktir. Hop. Geliyor mu lan onlar? Lan o salakları kendi tuzaklarına yakalanıp da öldürme cezası bana inşallah vermez ha. Vallahi billahi. Oha. Tamam. Yok, yapmadık abi. Yapmayacağız, yapmayacağım. O kadın çatlan teki anasını satayım ya. Ne iş ya? Bırakın öldürsünler. Bir başarım verdi bana bu arada. Abi kişi sokağına git. Hikayemize devam edelim. Vaktimiz de epey olmuş gençler aslında. Bu bölümü burada sonlandıralım da bir sonraki bölüm devam edelim diyorum ben. Ana hikayeyi yapamadık ya bu bölüm. Ama yan görev falan yaptık. En azından bir takım mevzular keşfetmiş olduk. Ben direkt devam edeceğim oyuna. Hemen bir sonraki gün bir gün dahi bekletmeyi düşünmüyorum. Bir sonraki gün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Işık duvarına gideceğiz ve baş denetmene suikastımızı gerçekleştireceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bak yorumlarınız epey faydalı oluyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenmeniz benim için çok faydalı oluyor. Kanalımızı kıpraştırıyor. Çünkü kanalımda henüz abone sayım epey bir düşük. Hala düşük. Eğer abone değilseniz de abone olursanız bu beni çok daha memnun edecektir. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Olumlu olumsuz eleştirinizi bekliyorum. Teşekkürler. Bir sonraki bölüm ışık duvarına, baş denetmene suikastına gidiyoruz. Onu da öldürmeden yapma şansı boyun bana tanırsa, imkanı tanırsa o şekilde yapacağız. Bakalım göreceğiz nasıl başaracağız. Hoşça kalın.